Texas, Houston'dan herkese selamlar, sevgiler. İlk önce geçmiş bayramınızı kutlarım. Bayramınız mübarek olsun. Bugün pazar. Evdeyiz. Kızlarımla evdeyiz. İşte kızlarım televizyonda güldür güldür izliyor. Onun müptelası. İşte ben de dün akşamdan beri İran, İsrail'e saldırıyor. O haberler izliyorum. YouTube'dan haberler bakıyorum. Savaş büyüyecek mi? Ne olacak? Niye diyecek? Haberlere bakıyorum. Bugün ipi bir zaman oldu. Çamaşırlarımız birikti. İşte çamaşırları yıkamaya götüreceğiz. Hem onun çekimini yapacağım. Türkiye'dekiler görsün. Bak Türkiye'dekiler bu konuda sizi kıskanıyor. Niye dersen Türkiye'de kardeşim hemen hemen her evde çamaşır makinesi var. Şu anda oturduğumuz sitede çamaşır makinesi yok. Çamaşırları çamaşırhanede farine yıkıyor. Hem oraya biraz mesafe, biraz da zahmetli. Yani gidip gelmen gerekiyor. Hem orayı çekeyim. Az önce de şimdi McDonald's'a geldik. Yemek siparişimizi verdik. Yemeğimizi yiyip çamaşır yıkamaya gideceğiz. Görüşmek üzere. 3 tane küçük hamburger, 2 tane normal hamburger, patatesi işte patatesi şu tavuk kızartması neyse adı, 3 tane de kola, toplam $37 tuttu. Şimdi afiyetten yiyeceğiz, buradan da çamaşır yıkamaya gideceğiz. Hadi görüşürük. Evet, bahsettiğim çamaşır yıkamahaneye geldik. Yani geldik de kardeşim çok sıra var ya. Şimdi Kayseri'de otobüs biletleri olurdu. Burada da kartımız var. Kartımızı şöyle dolduracağız. Ha, şuraya mı koyuyor la bunu? Şuraya da parayı koyar. Al kardeş al. Al la parayı. $20 yolladık bakayım. Tamam, depozit $20. $20 yükledik. Şimdi gel gelelim. Çamaşırı ne kardeşim? Çok. Kuyruk çok. Makine de çok da. İnsanlar da çok. Yani sıra var. Bir de onun sırasını bekleyeceğiz. Şunlar bizim çamaşırlar. İki tane şöyle büyük makine bulacağız. Yıkayacağız. Bir de şuradan kurutacağız. Ha, yıkama fiyatlarını da söyleyeyim bu aradan gelmişken. Bir de yazıyor. Bunlar da şu anda çalıştığı için yazmıyor. Şu makineler $2. Kurutma makineleri $2. Tabi bunlar da ebadına göre $2 derken. Ufakları $1.50. $1.50. Yıkama makinelerine gelince bekleyenlere Ha bunlar hangar dev makina. $9.35 bir yıkaması. Ama makine de makine. Ha. Ondan sonra ufakları başlıyor. Tabi burada da devolüsyon, enflasyon neyse burada da var. Burada da fiyatlar yani burada da yerinde durmuyor. Burada da yükseliyor. Şunlar küçük, en küçük modelleri $3.15 bir yıkaması. Kartını tutuyor, otobüse biner gibi yıkamaya başlıyor. Ha, şu da bitmiş $5.35, $5.25. Yıkanır da bize sıra gelirse biz de yıkayacağız bakayım. Yıkaması yaklaşık 20 dakika falan sürüyor. Şu kurutmalarda 40 dakika sürüyor. Yani bu konuda Türkiye çok iyi. Evinde çamaşır makinen yıkıyorsun. O beklemezse evinde bekliyorsun. Yıkayana kadar sen git yine çayını iç, kahveni iç, televizyon izle. Burası öyle der. Bütün Amerika demiyorum. Mesela oturduğumuz site gibi sitelerde çoğunda mesela buzdolabı ve fırın demirbaş. Yani kireye gittiğin zaman buzdolabı ve fırın oluyor muhakkak. Ama çamaşır makinesi her yerde olmuyor.
Hele mesela oturduğum sitede çamaşır makinesi yok madde gibi. O senin alsan bile takacağın gider de yok. Makine çok ama kimisi kısmı bozuk, kullanamıyoruz. Ama çok da millet var arkadaş yani. Yani Amerika'da dışarıda çamaşır yıkayan sadece biz değiliz. Beyazından renklisinde her çeşit insan bu şekilde yapıyor. Hadi görüşmek üzere.